Günaydın değerli izleyenler. 14 Mart Perşembe Kıbrıs Gazetesi'nin manşetine bakıyoruz. Çiftçinin umudu yağmur. Kurak geçen kışın ardından çiftçi umudunu son yağışlara bağladı. Sürmanşete bakalım. Eksiklikler tamamlanacak. Başbakan Üstel eksiklikleri tespit etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere paydaşlarla Ercan Havalimanı'nda bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Dünyaya mesaj. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geleneksel büyükelçiler iftarında konuştu. Kıbrıs'ta egemen eşitlik göz ardı edilirse çözüme ulaşılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Logo yanını inceleyelim. Cemil Kazancı Forbes sergisi listesine göre Türkiye'nin en zengin ikinci ismi. Diğer haberlerimizi de gözden geçirelim. Zor günler için yatırım. Parasını değerlendirmek isteyenler güvenli liman tabir edilen altın alımına yöneldi. İstifa et. Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı'ya çağrıda bulundu. 2 yıl yatacak. Yeşilırmak'taki evinde 13 kök Hint keneviri yetiştiren sanık Sami Fehim Fehim cezaevine gönderildi. Elan Başkanı başrolde. Osiye Ovakum Manastırı skandalına mali ve cinsel yönü dışında çevre yönü de var. Fotoğraf detayını da inceleyelim. Nabız yokluyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Cuellar, dün UBP, CTP, DP ve HP ile Güney Kıbrıs'taki siyasi partileri ziyaret etti. Bu ve daha fazla haber için Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Gazetesi web sitesinde bizi takip edin, haberiniz olsun.